Merhaba arkadaşlar. 13 Haziran ayet Ekim yaz sorularımıza bakmaya başlayabiliriz. Aşağıda X, Y, atomları ile ilgili verilen bilgilere göre hangi cevap doğru olabilir diye sorulmuş. X'in küresel simetri gösterdiği. Arkadaşlar küresel simetri gösterenler bizim için S1, S2, P3, P6, D5, D10 ile bitmesi gerekiyor. Önce D orbitali içeren şıkkımız olmadığı için S1, S2, P3, P6 ile bitmesi yeterlidir. Y, S bloğunda bulunur demiş. Z, kovalent bağlı bileşik oluşturuyor yer. Yani ben buradan Z'nin ametal olduğunu biliyorum. O zaman ben buradan direkt Bolu ve Denizli şıkkını eleyebilirim. Küresel simetriyi kontrol ettiğimde bu şıkları elediğimde Adana, Ceyhan ve Edirne'de kükürt, azot ve oksijen var. Kükürt P4'te, oksijen de P4'te ama azot P3'te bitiyor. Buradan doğru cevap C hanları deriz. 16. soruda pistonlu bir kavanozla açılıyormuş arkadaşlar. Başlangıçta dikkat edin eşit mol varmış. Açıldıktan sonra kapta kalan en büyük mol sayısı Z'ymiş. O zaman arkadaşlar kapta mol sayısı en az kalan en hızlı çıkmıştır. Yani hızla yorum yaparken bu şekilde düşüneceğiz. Ne kadar az mol kaldıysa o kadar hızlı çıkış yapmıştır. O zaman hız tam tersidir yani. Y büyük x büyük z olur. Arkadaşlar bizim için formülden de 1 bölü iki m kareden düşünebilirsiniz. Hız karekök içerisinde hatta ve ters orantılı. Şöyle diyorduk. V1 bölü V2 karekök içerisinde M2 bölü M1 yani hızla kütle ters orantılı buradan da tekrar MA'ları tersine çevirdiğimde Z büyük X büyük Y gelir. 17. soruda 8,1 gram alüminyum katı 300 mililitrelik kaç yatılıyormuş? Bir tepkime gerçekleşiyormuş. Arkadaşlar alüminyum bizim için artı 3, 3 anda ve değerlerinin yarısı kadar H2 gazı açığa çıkartır. 3 bölü 2 H2 gazı çıkartması için hidrojen klorürün başı sayısı 3 olmalı. Buradan 8,1 bölü 27'den 0,3 mol alüminyum. O zaman alüminyum kat sayısı 1 iken 0,3 mol ise 3 kat sayı 0,9 mol. Buradan da tekrar mole hacmi hesaplaması yaptığımızda 0,9 mol hidrojen klorür çözeltisinin molü hacmi de 300 mililitreydi. Yani 0,3 litre. buradan 3 moler gelir. 18. soru güzel bir sorumuz arkadaşlar. Grafiklerdeki yorumlarımıza baktığımızda yani öncül grafik olarak gittiğimizde sorunun doğru cevabını bulabiliriz. Birinci de 20 derecede 60 gram su istemiş. Şöyle diyebiliriz %18'miş bakın. Kesim noktasına baktığımızda %18 ise 60 10,8 olması gerekiyor. Ama bana miktar olarak 10 gram verilmiş yani doymamış gelir. Hepsi bu mantıkla çözdüğümüzü son öncüler bulabiliriz. İkinci öncülde de 150 su verilmiş. %18 150 de 27 olur. Zaten öncülde 27 o zaman doymuştur diyebilirim. 3. öncülde bu sıcaklık 50 olmuş. 50'deki 40'a denk geliyordu arkadaşlar. Dikkat. %40 %40'sa bana 40 su olması yeterli demiş. 16 eğer tuz olursa doymuştur dedim ki 16 verilmiş bakın. Bu da doğru. 3. öncülde tersten gidelim. Yani 90'da 36 ise yüzde kaç olması lazım? 90'da 36 ise yüzde 40 ama arkadaşlar 40'ın üstüne çıkıyor bakın 50 derece olduğunda 40 iken örnek veriyorum 60'da 41 bile olsa kabuldü ama 40 olduğu için yine doymamış kalır diyoruz buradan da 2 ve 3 cevabımız 19. sorumuz metan gazının molar yanma enterpisi verilmiş 890 diğerlerinde standart molar entalpi verilmiş 394 285 Delta H eşittir ürün eksi giren yaptığımızda arkadaşlar matematiksel olarak 74 kilojül mol geliyor. Birinci öncül doğru olur. 3,2 gram demek MA son olduğu için 0,2 mol. 0,2 mol'de 175 enerji açığa çıkıyorsa 1 mol'de 895 gerekiyordu ama 89 pardon, 875 gerekiyordu ama bizde 890 oldu. İkinci öncül yanlış. 0,5 mol bizim için 11, 2 litre demek bakın CH4'ün kat sayısı 1 iken karbondioksit de 1 buradan 3. öncülü doğru gelir tek basamakta gerçekleşen x 2 Y hız bağıntısı verilmiş o zaman arkadaşlar bu 2 tane X 1 tane Y yani A öncülü doğru olur Y'nin şurada gözükmesi de üstü 1 2 artı 1'den tepkime derecesi 3'tür B şıkkı doğru olur Bizim için hız TSK'ya bağlıydı. Sıcaklık, temas yüzeyi, katalizör hepsi olumlu etkiliyor. Yani doğru orantı vardı. Buradan da C şıkkımız doğru olur. D şıkkına baktığımızda arkadaşlar X'in 3 Y'nin 4 katına çıkartırsa direkt yerine yazıyorduk arkadaşlar. Ama X'in karesi olduğu için 3'ün karesi çarpı 4, 36. E şıkkına dikkat edelim. Kabın hacmi yarıya düşürülmüş. O zaman değişimi 2 katına çıkar. Mol'e eşittir. Mol, mol bölü hacim yorumunda yerine yazalım. Hepsi iki katına çıkıyor. 2'nin karesi çarpı iki. Yani şu x'in şu da y'nin değeri olarak düşündüğümüzde 8 kat demeliydi. Eşikliği yanlış olur. 20. Binci sorumuz gayet basit bir kc bağıntısı sorusu arkadaşlar. Katı sıvı dengi bağıntısında yer alamıyor. Gaz ve su da yer alıyordu. Buradan dolayı deniz şıkkında bakın katı var ve gitmiş dengi bağıntısında yerine yazılmış. Yanlıştır. H2S bileşiğinin suda çözülme denklemi verilmiş. Bir tane verilmiş arkadaşlar. Denklem. Şimdi dikkat edin. H2S'den e dönüşmüş. Yani bu bir konjuge gördüğümüzde. Yani H2'den e gidilmiş. H2O'dan h Hidrojen alışverişi var. O zaman bu bizim için ne anlama geliyor? Bunun zayıf asit olduğunu söyleyebilirim. Bir tane proton verdiği için. HS Burada dikkat edin baz burada da baz demiş. Doğrudur. H2 proton vermiştir arkadaşlar. h 2 giderken hidrojen yani protonlar arttırmış. Yanlış. Hidroiyon asit. Evet, hidroiyon asit buradan da doğru cevabımız 1 2 4 olur. 23. soru arkadaşlar. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme biliyorsunuz ki. Nikel 2 elektron gümüş bir elektronla işlem görmüş. Yani nikel isterseniz bu şekilde baktığınızda elektron mermi yaptığı için anot. Ya da şuradaki potansiyellerine baktığımızda potansiyeli yükseltken olarak büyük olduğu için anot diyebiliriz. İki şekilde de yorum yapabiliriz. Gümüşte potansiyeli küçük olduğu için katot ya da gümüş artı birden bire gitti, sıfıra gittiği için indirgenme yapmıştır diyebiliriz. Buradan da A ve B öncülümüz doğru gelir köprüsünden yanına ranota katyonlar katot. biz gümüş kabına katot dediğimiz için d de doğru olur şimdi arkadaşlar bakın burada her ikisi de yükseltgenme yapmış ama da indirgenme olması gerektiği için bunu ters çevireceğim buradan dolayı ters çevirmiş potansiyeli artı 0.80 gelir buradan da 0.25 artı 0.80 e şıkkımız doğru olur. C şıkkı yanlış gelir. 24. soru kalsiyum, klorür ve krom klorür eriyikleri. Bu bir arkadaş elektroz olduğu için ben her birinin katot denklemlerini yazdım. Kalsiyum 2 elektronla, krom 3 elektronla bakın şuradaki yüklerinden kontrol ettim. Ve kalsiyum klorürden 1 mol, 1 mol kalsiyuma 1 mol klorür gazı açığa çıkar. Buradan da 6,72 litre klor gazına karşılık yani 0,3 mol klor gazı ise 0,3 mol kalsiyum vardır. Buranın kat sayısı 1 olduğu için buranın kat sayısı 2 olduğu için burası 0,6. Arkadaşlar önemli bir cümle bizim için pil tepkimelerinde özellikle elektroliz sorularında elektron devrede gezinen elektronun mol sayısı değişmez. Bu faraday yasası biz bunu şöyle diyoruz. Kat sayısı 2 de olsa 3 de olsa mor sayısı aynı kalır arkadaşlar. Bizim için devrede gezinerek mor sayısı değişmiyor yani. 3 kat sayıya karşılık buradan 0 altı ise 1 kat sayıya 0 2 den gelir. Buradan da en eşit yaptığımızda şurası 40 burası 12 olur. Şuradan da 0,2 eşittir. 52 buradan da 10,4 de cevabınız Adana olur. 25. soruda arkadaşlar nokta olarak göstermiş ama bağ yapısını çizdiğimizde şu şekilde oluyor. Direkt E şıkkını kontrol ettiğimizde 4 tane sigma demiş. Bakın sigmalar şu şu tekli bağları sigma kabul edebilirim ama unutmuyoruz ki ikili ve üçlü bağlarda en alttaki sigma diğerleri pi'di. Buradan yani 5 tane sigma bir tane pi demesi gerekiyor da yanlış gelir. 26. sorumuzda güzel bir sorumuz arkadaşlar. X ile Y arasında iyonik bağlı X 2 bileşiği oluşur. X hidrojen gördüğünüz gibi. de örnek veriyorum. Karsiyum olsun. Arkadaşlar karsiyum artı aldığı için hidrojen unutmuyorsunuz. Hidrojen metallerle eksi hatta 1 A metal olduğundan artı bir değerlik kalıyor. Yani burada hidrojen eksi bir değer düşer. Burada bakın x y 2 demiş. Tam tersi y x 2 demiş lazım. Birinci öncül yanlış. Z oksijen. T de soy gaz. Buradan ikinci öncül doğru olur. Y artı 2. Bakın y 3. periyot 2 adı yani magnezyum yani 12. Z de 2. periyot 6 adı. Buradan da oksijen yani 8 olduğunu düşünürsek 3. öncül de doğru gelir. 27. sorumuz güzel bir gaz sorusu arkadaşlar. 3,2 ve 32 gram bilgileriyle CH4 ve SO2 gazı varmış. Buradan mollerini hesapladığımızda 3,2 bölü 16'dan 0,2 mol CH4. 32 bölüm 64'ten de 0,5 mol SO2 gazı var. Şimdi arkadaşlar dikkat edin kabın hacmini 14 litre verilmiş. Bizim için burada 0,2 artı 0,5'ten 0,7'ye 14 mol düşüyor, 14 litre düşüyormuş. Dikkat. Ben buraya 0.3 mol daha her eklersem dersem toplam 1 mol olur. 0.7 vardı elimde, 0.3 ekledim 1 mol oldu o zaman. 20 litre. Hmm, doğru orantı şeklinde düşürürseniz, 0.7 14 1 mol e 20. Birinci önce doğru gelir. Son durumda ch 4ün son durum dikkat edin. Son durumda 1 mol gazım var, 1 mol gazım varken ch 4e düşen 0.2 mol pay ve pistonlu kap olduğu için basınç 1 atm ise 1 mole 1 atm ise hemen yazalım 1 mole 1 atm düşüyor CH4 arkadaşlar 0.2 mol olduğuna göre 0.2 atm ile ikinci öncülümüz doğru gelir Soğuk gazın kısmı basıncı başlangıcı göre değişmez arkadaşlar pistonlu bir kap ve dış basınç sabit kalacağı için içeriden gaz eklenmişti. tabii ki de başlangıcı göre değişip Sağlar, buradan da cevabımız cehennem olur.